Hoş geldiniz. Reader at Work 1, 91. metinle karşınızdayım. Kitabı çevirmeye devam ediyoruz. 91. metne ulaştık. 91. metnimizin başlığı, konumuz neyle alakalı? Bilgisayarlar hakkında bilgi edinme. Bilgisayarlar hakkında öğrenme. A computer, bir bilgisayar is, nedir? Verb burada geldi. Nedir? A giant brain, bir dev bir beyindir. Dev bir beyindir. Objemiz, subjemiz. Peki, obje kendi içerisinde ne barındırıyor? Bir relative clause marker'ı barındırıyor. Yani devasa bir beynin bir sıfat cümleciği gelecek. O zaman which'den relative clause konusunda bulunan bir cümlecik, sıfat cümleciği, değil mi? O zaman bu kısmı komple, sarı kısmı, ya da şöyle yapalım, parantez açalım. Which'den başlayıp time'a kadar olan kısım sıfat cümleciği ve doğrudan dev beynin sıfatı ve onu niteliyor. Türkçe'ye çevirirken çeviri sıramız şöyle olacak. 1 numarada subje, 2 numarada cümlecik, 3 numarada dev beyin, 4. numarada da en son verb'ü söyleyeceğiz. Şimdi bir sırayla çevirelim, sonra tüm halinde göstereceğim. Öyle beyin ki ne yapabilir? Can help us, bize yardımcı olabilir. Hangi konuda? Learn fast, hızlı öğrenmemizde. Başka? Can help us work successfully, başarılı bir şekilde çalışmamıza yardımcı olabilir. Ya da başka? Can help us just have a good time, güzel bir zaman geçirmemize yardımcı olabilir. Yani olabilen bir dev beyindir bilgisayar. Bunu yazmak istiyorum şu şekilde. Siz de şimdi anlayacaksınız. Şimdi rakamlar verdim buraya. 1, 4, 3, 2. Bu şekilde çevireceğim. Bakın nasıl toparlanıyor. Bir bilgisayar. Subject yazdık. Doğrudan 2 numaraya atlıyoruz. Bizim diyelim. Bizim hızlı öğrenmemize, virgül, başarılı bir şekilde çalışmamıza bir tane ma. Evet, virgül, sonraki verb'ü söyleyebilirsiniz. Ya da, or, ya da iyi zaman, ya da sadece, just, iyi zaman geçirmemize, şimdi which'li kısmın objesi bitti, verb'ünü söyleyeceğiz. Yardım eden dev bir beyindir. Evet. Çevirimiz bu şekilde olacak. Bir bilgisayar bizim hızlı öğrenmemize, başarılı bir şekilde çalışmamıza ya da sadece iyi zaman geçirmemize yardım edebilen, eden değil, kendi var, edebilen dev bir beyindir. İşte bu şekilde çeviri olacaktı toparlarsak. Ama ben satır üzerinde gittiğim için sürekli geriye toplamak zor oluyor. İki türlü de çevirebilirsiniz bu kısmı. Parantez içindeki kısmı şu şekilde rengini değiştirmek istiyorum. Mavi olsun. Mavi kısmı görmeyin. Sadece kırmızı okuyun. Bir bilgisayar dev bir beyindir. A computer is a giant brain. Bitti. Aradaki kısım onun sıfat cümleciğidir. Aradaki fark bu. Siz de bu şekilde SVO şeklinde bölüp, rakam verip hangisini hangisinin önüne getireceğinizi kendiniz yapamıyorsanız, bu şekilde çeviremiyorsanız, oynatma listesinde, akademik gramer videolarımızda biz bu işlemi yapıyoruz. Her cümleyi teker teker altına elimle tek tek yazıyorum ve çeviriyorum ve renklendiriyorum, rakam veriyorum. Siz de bununla ilgili videoları izleyebilirsiniz. Devam edelim. It can also store. O ayrıca ne yapabilir? Depolayabilir. Or keep, tutabilir.
Very large amounts of information. Çok büyük miktarlardaki bilgileri. For, niçin? Easy reference. Kolay bir şekilde geri dönüş sağlayabilmek için. Referans gösterebilmek için. The only way, tek yol to learn, öğrenmek için to use, kullanmayı, a computer, bir bilgisayarı. Bir bilgisayarı kullanmayı öğrenmek için tek yol is'dir. Nedir? To do so. Böyle yapmak. But ancak before we start, başlamadan önce we should know, bilmeliyiz ki neyi, what, şu şeyi. The different parts of a computer do. Bir bilgisayarın oluşturduğu, yaptığı farklı parçaların ne olduğunu bilmeliyiz. Yani bir bilgisayarın hangi parçaları oluşturduğunu bilmeliyiz. The basic parts of a computer system. Bir bilgisayar sisteminin temel parçaları, kısımları, bölümleri. Şimdi tek tek bilgisayarın donanımlarını ele alacağız. Hardware. Donanım. Donanım nedir? Donanım bir bilgisayar makinesinin aşağıdaki parçalardan oluşmasıdır. Yani donanım consist of den oluşur. Neyden? Aşağıda gelen parçalardan oluşur. Bunu şu şekilde not almamız gerekir. Bir consist of x. X'ten oluşur, oluşmak. Meydana gelmek. Yani parçalarından oluşmak veya o ham maddeden oluşmak anlamında söyleyebileceğimiz bir mana. Den oluşmak. CPU. Nedir CPU? Merkezi işletim sistemi. Nedir? At the heart of computer. Bilgisayarın kalbidir. Bilgisayarın kalbidir. It contains, o içerir. Neyi? The processor, işlemciyi. Which, öyle işlemci ki. Böylece ne olur? Change, değişir. Information, bilgiler. Into, ea. Change into, turn into, dönüşür. Yani bilgi bir şeye dönüşüyor. A form, bir biçime dönüşür. That, öyle bir biçim ki, yine sıfat cümleci, we can understand, anlayabiliriz. Yani işlemci bilgileri öyle bir forma dönüştürüyor ki biz bunu anlayabiliyoruz. And the memory, ve hafıza. Hafıza ve hafıza derken, yani ve buradaki şunu kastediyor. Contain verbünün objesi bu. Ve hafıza içerir. Which, öyle ki, save, muhafaza eder. Information, bilgileri. You want to keep, tutmak istediğin, saklamak istediğin bilgileri saklar, depolar. The CPU, bu işlemci consist of, den oluşur. Billions of, milyarlarca, on and off switches. Milyonlarca açık ve kapalı değişkenliklerden oluşur. Şimdi bu verb'ün aslını şu şekilde söyleyebiliriz. Turn on, turn off. Turn off, kapamak. Mesela bir bilgisayarın düğmesine basıp kapamak, ışığı kapamak, lambayı kapamak. Turn on da açmak. Her türlü düğmeye basıp açılan şeyler. Aynı şekilde buraya switch de burası için geçerli. Aynı şekilde off'a da bunu uygulayacağız. Switch de açmak, kapamak demek. Yani her türlü açılış milyonlarca açma ve kapamadan oluşur. Tabii ki de bu biz kelime manasıyla böyle çevirdik ama bilgisayar mühendisi olan arkadaşlar bunun ne demek olduğunu yorumlara yazabilir. Sonuçta bir şeyler açılıp kapanıyor. Keyboard, keyboard, klavye. We put information into the computer. Biz bilgisayarın içerisine bilgiyi koyarız. Ne ile? Using, kullanarak. Gerund, arak erey. The keyboard, klavye kullanarak. It has keys, o tuşlara sahiptir. That, öyle tuşlar ki, look like, gibi görünen, ne gibi? Those on a typewriter. Bir daktilo, daktilo makinesi, daktilo alet veya yazı makinesine benzeyen, üzerinde tuşlar vardı. Yani bildiğimiz klavyeden bahsediyor.
diskler ya da disk drive, disk sürücüsü. Yani diski koyduğumuz yer, kapanıp açılan o yuvarlak diski koyduğumuz yer, sürücü. Most computers, çoğu bilgisayar store depolar, information bilgileri on disk, diskler üzerine depolar. Şimdi artık disk kalmadı, flash var ya. Which öyle diskler ki look like records. Ne gibi görünen? Plak gibi görünen. Şimdi burada adam klavyeyi daktiloya benzetti. Burada da CD'yi veya DVD'yi, yani diski, burada plağa benzetti. O taş plaklara, siyah plaklar var ya, ona benzetti. Yuvarlak demek istiyor. We put the disks into a disk drive. Biz CD'yi CD sürücüsünün içerisine koyarız. Put into. Put koymak, into da içeri koymak. Which öyle ki is connected, o bağlıdır to the CPU. O işlemciye bağlıdır. Yani işlemciye bağlı olan sürücü diskine, disk sürücüsüne koyarız. Evet, monitör yani ekran. The monitor looks like gibi görünür, a television screen. Bir televizyon ekranı gibi görünür. It shows, o gösterir, either new informations. O yeni bilgi gösterir. Which öyle ki we have typed our information, yani bizim yazdığımız bilgileri gösterir. Yani klavyeye bastığın zaman ekranda bunu görürsün demek istiyor. Which öyle ki we have asked, biz istedik the computer, bilgisayarı, to give, vermesini as bize, from the memory, hafızadan. Printer, yazıcı. The printer prints, yazıcı yazar. Çıktı verir diyelim. Herhangi bir bilgi, which öyle bilgi ki we chose, biz seçeriz, to have on paper, kağıt üzerine sahip olmayı seçtiğimiz bilgiyi bize yazdırır. Yani kağıdın üstüne yazdırmak istediğimiz bilgiyi bize yazdırır. Software, temel taşı da zaten budur. Software, yazılım. Software is the computer program. Bir bilgisayar programıdır, yani yazılımdır. Bir program is set of codes. Kodların kurulumudur. Kodların kurulumudur. Öyle kodlar ki bize söyler neyi, bilgisayarın nasıl çalıştığını. So böylece we need different programs. Biz farklı programlara ihtiyaç duyarız. Niçin? To the different task. Farklı görevleri yapmak için. For example, örneğin some programs, bazı programlar can teach us French. Bize Fransızca öğretebilir. And some are games, bazıları oyundur. There are thousands of different programs. Binlerce farklı program vardır. However, ancak, halbuki, it is not necessary to know, bilmek gerekli değildir neyin nasıl olduğunu. How to program a computer. Bir bilgisayarın programlamak için nasıl olduğunu bilmek gerekli değildir. Yani bir bilgisayarı nasıl programlandığını bilmek gerekli değildir. This is the job of specialists. Bu uzmanların görevidir. Yani sen oyununu aç, oyna diyor. Bir bilgisayar nasıl programlanır? Bunu hangi programla yapılır? Bu nasıldır? Bu bir uzmanın görevidir diyor. All we have to learn, bizim hepimizin bilmek zorunda olduğu şey is nedir? How to use an existing program. Var olan programları, var olan bir programı nasıl kullanmamızdır? Daha doğrusunu şöyle söylersek, bizim tamamen bilmek zorunda olduğumuz şey ya da bizim bilmemiz gereken şey, bir programın, var olan bir programın nasıl kullanıldığıdır. Nasıl kullanmamız gerektiğidir diye söyleyebiliriz. Sorularına geçelim. In what ways, hangi yolda, hangi durumda, hangi şartta bir bilgisayar bize yardım edebilir? İki tane yol söyle demiş. Bunu zaten biz çevirdik çok güzel bir biçimde burada. Ne diyebiliriz? İki tane yol söyleyelim. Cümlemizi yazalım. A computer
Can help us learn, hızlı öğrenmemize yardımcı olabilir. Başka nerede yardımcı olabilir? İkinci cümle kısmına bakalım. Work, değil mi? Work çalışmamıza, başarılı bir şekilde çalışmamıza yardımcı olur şeklinde söyleyeceğiz. İkinci kısım, what does the memory do? Hafıza ne yapar? The memory ne yapar? Depolar, değil mi? Saves de diyebiliriz. Onun yerine stores da diyebiliriz. Depolar neyi? Information. Doğru yanlışlara geçelim. Bir bilgisayar makineliği neden yazılım olarak isimlendirilir? Yanlış. Donanım olarak isimlendirilir diyecektik. İşlemci tuşlardan oluşur. Bu da daktiloya benzer. Yanlış. Biz bilgiyi monitör üzerinde görebiliriz. Doğru. Yazıcı bir işlemcinin parçasıdır. Yanlış. Bilgisayar programları vardır. Öyle ki onlar bize yabancı dili öğretebilir. Doğru. 6. Sadece uzmanlar bir bilgisayar kullanabilir. Yalnız sadece uzmanlar bir bilgisayar şuraya programlayabilir yazarsak o zaman true olur. Değil mi? Evet. 91. parçamız da bu şekildeydi. Bir sonraki metnimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.